Herkese yepyeni bir videodan merhaba arkadaşlar, ben Sinan. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir kutu açılımıyla beraberiz, ürün tanıtımı diyebiliriz. Ama bu sefer elimde Xiaomi'nin ikinci nesil Powerbank'i var. Öncelikle arkadaşlar, bu bir sponsor videosu değildir. Kendi paramla, kendi bütçemle aldım. Herhangi bir sponsorluk yok ve bunu sizlere tanıtmak istedim. Neden böyle bir şey yapıyorum? Her aldığım üründe böyle bir şey yapmıyorum. Ama gerçekten hoşuma giden bir ürün olduğu için ve sizlerin de bundan faydalanabileceğini düşündüğüm için bu ürünün tanıtımını yapmaya karar verdim. Ve tüm her şeyi açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Öncelikle N11.com üzerinden getirdim. 125 liraya satın aldım arkadaşlar. Açıklama kısmındaki linkten siz de alabilirsiniz. Ve açıklama kısmındaki linkten alırsanız yanında bir adet şöyle bir kulaklık gönderiyorlar. Bunu gerçekten beklemiyordum, yazmıyordu da ya da ben görmedim. Bunu da incelemesini yapar mıyız bilmiyorum. Kulaklık göndermişler. Öncelikle ürünümüzü Çin'den getirtemez miyiz? Bunun hakkında konuşalım. Çin'den getirsek tabii ki çok daha ucuza gelebilir. Ama şöyle bir sorun var. Yurt dışından Türkiye'ye powerbank getirilemiyor arkadaşlar. Nedense buraya gönderilemez diye bir şey yazıyor. Yani her sitede öyle. Banggood'a baktım. Gearbest olsun, AliExpress olsun. Hiçbiri Türkiye'ye teslim edemeyiz diyor. Elektronik sigara gibi bir şey herhalde bu da. Yani yasak herhalde. Bilmiyorum tam olarak. Bu yüzden Türkiye'den almak zorundayız powerbanklerimizi. Sponsorlukta bile göndermiyorlar yani. Her neyse. İsterseniz özelliklerinden bahsedeyim. Teknik özellikleri. Yani tekniği mekniği yok bunun, direkt bamba. Arkadaşlar ürünümüz 20.000 mAh. Evet, 20.000 mAh ve 125 lira. Çok ucuz bir fiyat. Ve 20.000 mAh olmasıyla kalmıyor. Hızlı şarj desteği var. Quick Charge 3.0'ı destekliyor. Yani prize taktığınızdaki telefonunuzu şarj ettiği hızıyla şarj edebiliyor ve 20.000 mAh olması gerçekten çok kullanışlı. İkide bir de şarj etmek zorunda kalmazsınız. İsterseniz fazla vakit kaybetmeden açalım. Bu arada Xiaomi'nin ikinci nesil powerbank'i, bunu söylemiştim herhalde. Daha fazla ürün incelemeleri için videoya like atmayı unutmayın ve incelememi istediğiniz ürün varsa bunu da yorumlarda yazmayı unutmayın. Şimdi ürünümüzü açtık. Şöyle bir şey karşılıyor bize. Bunu da kaldırıyoruz ve abi Xiaomi'nin kutu tasarımlarına hastayım. Burada bir şey yok. Gördüğünüz gibi kutuyu hoş yapmışlar. Şu kısımdan powerbank çıktı. Şuradansa kablo çıkacak. Evet. Tabii ki ben bunun kutusunu hayatta atmam. Xiaomi'nin kutularına böyle bir hastalığım var nedense. O aşırı güzel yapıyorlar. Bunu böyle dekoratif bir şeyler olabilir. Neyse kalsın. Şimdi arkadaşlar ürünümüz burada, bir adet şu uzunlukta, yaklaşık 30 santim uzunluğunda micro USB kablo gönderiyorlar bize yanında. Ve kablosu da çok şık. Dayanıklı. Şimdi isterseniz powerbank'imizi inceleyelim. Şöyle bir ambalajlamışlar. Şunu açalım şuradan. Şimdi ürünümüze bakalım. Ben de ilk kez elime alıyorum. İlk kez inceliyorum. Şöyle bir şey yapmışlar. Şunu da çekiyoruz. Şimdi öncelikle ürünümüz birazcık büyük. Evet. Bu konuda birazcık kötü olmuş. Neden büyük? 20.000 mAh. Yani 20.000 mAh'i yapmak kolay değil. Yani ona ait bir batarya oluşturmak kolay değil. Bu yüzden birazcık büyük arkadaşlar. Şu şekilde mesela bir telefonumu alayım. Bakın arkadaşlar, yaklaşık S7 telefon büyüklüğünde, hatta hemen hemen aynı boyutta. Xiaomi logosunu görebiliyorsunuz şu tarafta. Kamerayı da görüyorsunuz ve daha sonrasında buralar falan bomboş. Üzerinde jelatin var mı? Başka. İnceliyorum. Üzerinde herhangi bir jelatin yok. Burada görüyorsunuz, diğer özellikleri de yazıyor arkadaşlar. 20.000 mAh falan filan. Şimdi şu yan tarafta görüyorsunuz bir tane tuş bulunuyor. Buna basıyoruz. Bakın ilk bastığınızda full oluyor, sonradan gerçek şeyine düşüyor. İki tane varmış. Şimdi isterseniz bir takalım. Şimdi çift girişli olması da büyük bir avantaj. Çünkü bazıları böyle tek girişli falan oluyor. Gerçekten kötü bir durum. Ama bunda çift giriş var. Şimdi kablomuzu takıyoruz. Tabii ki bunun dışında başka kablo da takabiliriz. Kabloyu takıyorum. Ve daha sonrasında da telefonuma bağlıyorum. Bayağı bildirim gelmiş. Bakalım hızlı şarj olarak görecek mi? Evet, hızlı şarj yazısını görebiliyorsunuz. Xiaomi'nin ürünlerini gerçekten beğeniyorum. Yani sponsorluk almadığım halde tanıtma ihtiyacı duydum. Çünkü güzel bir ürün ve sizin de faydalanmasını istiyorum sizlerin de. Neyse, böyle bir güzellik yapayım dedim. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Genel olarak ürünü çok beğendim. 125 liraya sizlere böyle bir ürün sunması Xiaomi'nin gerçekten çok güzel bir şey. Çünkü 20.000 mAh üstüne üstlük hızlı şarj. Bu arada bunu da inceleyebiliriz. Yanında bunu göndermişler. Hepsi göndermiyor bunu herhalde. Bu Xiaomi'nin falan değil. Ekstra firmanın gönderdiği bir şey. Bakalım. Tasarım hoş. Şuradan şey yapmışlar. Şimdi bunu test etmeden olmaz tabii ki.
Bu arada telefonunuzun da tabii ki hızlı şarj desteği olursa çok daha hızlı şekilde şarj eder. Yoksa yani normal priz değerinde bir şey. Kulaklıktan pek bir şey beklemiyorum ama beni şaşırtabilir. Belli olmaz. Of. Ses seviyesi gerçekten çok yüksek ama basları çok kuvvetli veremiyor. Kulaklık güzel arkadaşlar. Ses seviyesi aşırı yüksek ama basları falan böyle kulağınıza böyle puf puf diye vurmuyor. Birazcık daha zayıf kalmış ama güzel yani. Yanında gönderdiklerine göre güzel. Aynı zamanda mikrofonu var ve şuradan ses açıp kapama şeyi ayarı da var. Görüyorsunuz, göremiyorsunuz, görüyorsunuz. Ses açıp kapama ayarı var. Üstünde şurada bir delik var. Oradan da mikrofon girişi var. Her neyse, genel olarak ürünü beğendim arkadaşlar. Sizlere tavsiye ederim. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.